başkanın hatalarından, başkanın pişmanlıklarından, başkanın keşkelerine yönelmek tabii ki mümkün. Hatta belki de şart. Bugün yazdım, Eleanor Roosevelt'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, başkalarının hatalarından ders alın, insan bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor. Yani o yüzden her hatayı kendimiz yapmaya kalkarsak zaten, o inanın deminki o 36 bin değil mi? Hata kararındaki olanları böyle bir düşünecek olursak, hepsini kendimizin yapma ihtimali olmayacağı için başkalarından öğrenmemiz buradaki bence çok değerli bir kaynak. Ve aynı zamanda şöyle daha da güvenli bir liman. Demin konuşurken birkaç kere hem ben hem İnan hem sen o yüzleşme kelimesinden bahsettik. Yüzleşme kelimesinin şöyle bir zorluğu var. Tabii ki yüzleşmek demek bir şeyi kabullenmek demek. Kabullenmek demek aslında çoğunlukla da hata yaptığını kabullenmek demek. Eğer keşke diyorsak. Bu da kolay değil. Yani demin dediğim gibi söylemesi kolay, yapması zor şeylerden bir tanesi. Fakat iyi haber şu, başkalarının keşkeleri, başkalarının hatalarını kabullenmek daha kolay. Onlarla belki de yüzleşmek daha kolay. Bunları okumak daha kolay. Bunlardan ders çıkartmak daha kolay. O yüzden hani oradaki çabayı, eforu ve bize getireceği o yükü düşündüğümüz zaman başkalarının hatalarını iyi okumak, iyi gözlem yapmak, iyi kaynak araştırması yapmak ve hani bunlardan öğrenmek bence çok kıymetli.